konuya geçeyim mi? Geçebiliriz. Peki. Murat Kurum'u soracağım size. Murat Kurum ayrıca konuşulması gereken bir başlık olduğunu düşünüyorum. Siz de biliyorsunuz neden olduğunu aslında. Enteresan bir aday. AKP için enteresan bir aday olduğunu düşünüyorum. Hani tırnak içinde her şeyi çok ince eleyip sık dokuyan, her şeyi ince ince ayrıntısıyla baktıktan sonra seçen bir AKP olduğunu düşünecek olursak eğer, Murat Kurum geldiği günden itibaren yaptığı gaflar, aday olmadan önce bakanlık döneminde yaşattığı mağduriyetler vesaire alt alta koyduğunuz zaman düşünce aynen şu oluyor: neden Murat Kurum'u seçtiler? Siz bir araştırmacı olarak konuyla alakalı ne düşündünüz? Aslında İyi Parti ile başladıkları bir İyi Parti'yi masanın dışına atarak kurdukları bir kurguya güvenerek de Murat Kurum ismini tercih olabilirler. Orada bir ilk nifak tohumunu ektiler. Buna güvendiler en başta. Şimdi İyi Parti kendi adayını koyacak ve İyi Parti'nin bütün aldığı %10'luk oy dilimini alacağını düşündüler. Ne kadar kayıp olur? %2-3'lük olur diye hesapladılar. Öyle düşünüyorum. Akabinde DEM Partisi'nin aday çıkartmasıyla da bu işi kimi koyarsak koyalım, sanırım herhalde bunu hesapladılar. Murat Kurum gibi Sayın Cumhurbaşkanı'nın aşkım dediği, olmazsa olmazımız dediği İstanbul'u ve bugün bütün var gücüyle İstanbul'a kanalize ettiği bakanlarından tutun, kendisinden tutun, bütün bileşenlerine kadar Ekrem İmamoğlu'na karşı neden bu oldu? Çünkü bu oyun bozulmaya doğru gitti. DEM Parti adayını çıkarttı. Evet, İyi Parti kalktı, itibarsızlaştırmaya çalıştı. Sayın Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu'nu en çok Türkiye'de Cumhurbaşkanı olarak isteyen İyi Parti lideri Meral Akşener'di. Yüzünde Rabbi Yesir gördü, Fatih dedi. Yani kendisini sonra kalkıp itibarsızlaştırmaya çalıştı ve bu İyi Parti'nin seçmen tabanında tepkiye yol açtı. Kurdukları tuzağa kendileri bir yerde düşmüş oldular. Şimdi DEM Partisi'nin aday çıkartmış olması da tabii ki Cumhur İttifakı'nın işine yaramış oldu. Aslında onların güvendiği bu bileşenleri, yani masa bileşenlerini dağıtmaktı paydaşlarına. Ve bu dağılınca da Ekrem İmamoğlu otomatikman zaten seçimi alamıyor. Doğru, matematik olarak baktığınızda İyi Parti'nin oyunu, DEM Partisi'nin oyunu çıkarttığınızda ve diğer Saadet, Deva gibi diğer küçük partilerin oyunu çıkarttığınızda Ekrem İmamoğlu'nun bu durumda kazanması imkansız hale geliyor. Bunu tabii ki ne zaman diyebiliyorduk? Birkaç ay önce söyleyebiliyorduk. Fakat öyle bir noktaya geldi ki Ekrem İmamoğlu müthiş bir performans sergiledi. Bir lider olarak ortaya çıktı. Karşısında hiçbir şekilde hiçbir partiyle münakaşaya girmedi. Parti adaylarıyla münakaşaya girmedi. Tamamen orada tepkisiz herkese başarılar diledi. Murat Kurum'u da muhatap almadı. Sen de benim rakibim değilsin dedi. Doğrudan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedefine aldı ve sensin benim rakibim dedi, ben seninle yarışıyorum dedi. Dikkat ederseniz hiç Ekrem İmamoğlu'nun ismini ağzına almayan Cumhurbaşkanı artık Bay Ekrem demeye başladı. Evet. Yani mitinglerde hiç daha önce buna değinmek istemiyordu, adını ağzına almak istemiyordu, belki küçümsüyordu veya rakip görmüyordu. Demek ki Cumhurbaşkanı Erdoğan da Ekrem İmamoğlu'nu artık bir rakip olarak görmeye başladı. Ne oldu şimdi burada? İyi Parti seçmeni Ekrem İmamoğlu'na sahip çıktı bir kısmı. Yani ne olursa olsun biz ona oy vereceğiz. DEM seçmeninin bir kısmı da, İstanbul'da DEM seçmeni 3'e bölündü. Şu andaki durumun değiştiğini düşünüyorum DEM seçmeni üzerinde. Yani bir kısmı biz İmamoğlu'na net bir şekilde oy vereceğiz demeye başladı. Bir kısmı kendi adaylarımıza, bir kısmı da sandığa gitmeyeceğiz demeye başladı. Oradaki istedikleri bölünmeyi de yakalayamadılar. İmamoğlu'na %40'lık dilim gidecekse bu dilim günden güne artmaya başladı. Ne oluyor şimdi burada? Murat Kurum çıkıyor, Esenyurt'taki kent uzlaşısı üzerinden hem DEM seçmenini hem CHP seçmenini terörize etmeye başlıyor. 6-7 milyon oy veren DEM seçmenini Esenyurt üzerinden siz teröristlerle işbirliğine girdiniz diyor. Bu da DEM seçmeninin tepkisel olarak da gidip Ekrem İmamoğlu'na oy vermesine sebep oluyor. Yani kendi adaylarını karşı olduğu için değil, tepki olarak İmamoğlu da bu seçmene sahip çıkıyor. Şimdi İstanbul bir Kürt şehridir diyor. Kürtçe bir klip yayınlıyor.
Bunlar gerçekten hakikaten önemli adımlar ve bu adımların hepsini atıyor. Bakarsanız Burçin Hanım, Cumhur İttifakı dilini değiştirmeye başladı son günlerde. Yani artık çözüm süreçleri konuşulmaya başlandı. Evet. Kurum dilini değiştirmeye başladı. Bu oyunu onlara yine bozduran Ekrem İmamoğlu oldu. Karşılarında bu kadar güçlü bir aktör beklemiyorlardı açıkçası. Kurdukları bir kurgu vardı. O kurguyu bozan tek başına bir İmamoğlu gerçeği şu anda karşılarında. Onun için bu kurgunun şu anda onun için bütün Türkiye ya başa baş giden bir seçim ya da İmamoğlu'nun kazandığı bir seçimi konuşuyor. Evet, bütün yani, bu anlattık. Buyurun, buyurun. Aslında İmamoğlu şu anda seçimi kazanmış durumda. Yani bunu rakamsal olarak söylemiyorum. Bütün bu bileşenlerin karşısında tek başına yarın seçimi olası bir kötü durumda da kazanmış durumda. Yani İmamoğlu her türlü şu anda bütün bu etkenlere kaybetse rağmen... Kaybetse de kazanmış diyor. Evet, kaybetse de kazanmış durumda. Çünkü karşısındaki şeyi görebiliyoruz. Yani daha önce altılı masanın olduğu, HDP'nin destek verdiği kazanılmış bir seçimden şu anda hala Murat Kurum'un kendisi açıkladı. Biz 1 puan, 1,5 puan öndeyiz diye. Demek ki bu İmamoğlu'nun çok büyük bir başarı sergilediğinin bir kanıtıdır. Hem siz bir taraftan bütün Cumhur İttifakı ve hükümetin bakanlarına dahil belki muhtarlara kadar İstanbul'a taşıdınız. 81 ildeki belki bütün belediye başkanı da il başkanlıklarını bile İstanbul'a kanalize ettiniz. Hane hane şu anda çünkü çalışıyorlar. Şimdi bunun içerisinde öbür tarafta da İmamoğlu'nun karşısında ve şunu söylemek zorundayım. Sayın Özgür Özel de çok sahip çıkmadı Ekrem İmamoğlu'na. Bütün bunlara rağmen de İmamoğlu bugün dimdik ayakta. Eğer bu hala Cumhurbaşkanı bütün seferberliği İstanbul'a koyduysa İstanbul Ekrem İmamoğlu kaybetse de kazanmış durumda. Bu söylediğiniz ilginç. Özgür Özel destek yeteri kadar olmadığı derken onu birazcık daha açabilir miyiz? Ya şöyle açabilirim. Şimdi DEM'le kurulmamış, yani belli İstanbul ölçeğinde kentsel uzlaşıya gidildi. Ekrem İmamoğlu'nun orada DEM'le küçük de olsa bir ittifak var ya, bir işbirliği var orada. Fakat Özgür Özel'in bir takım söylemleri hem Cumhuriyet Halk Partisi'ne hem de kendi büyükşehir belediye başkanlarına zarar veren söylemlerdi. Yani MHP ile demlensinler, MHP ile demlensin gibi sözleri. Burcu Köksal'ın açıklamalarından sonraki söylemeseydi iyi olurdu söylemleri. Burada şimdi bunu üstlenen Ekrem İmamoğlu oldu. Yani orada aslında Ekrem İmamoğlu'nun dem seçmenini kendi etrafında konsolide etmesine de sebep oldu. Çünkü çıktı bir lider gibi CHP'nin genel başkanının yapması gerekeni, yani Burcu Köksal'a cevabı verdiğinde bunu ben birçok Kürt çevrelerinden, seçmeninden çok olumlu ve pozitif yaklaşıldığını gördüm, şahit oldum. Yani bu gibi sebeplerden kaynaklı diyebilirim. Evet. Bu bir zarar sonuçta. Evet, yani sonuç olarak.